Sen şimdi hangi podcast'te konuksun Mehmet Erdem? Adı neydi Konuya podcast'in? bir türlü giremeyenler. Çok güzel. O resmi adı. Bizden iyi yaptı galiba. Evet. Biz böyle söyledik. Kısası konuya giremeyenler. Evet. Afişi konuya bir çok türlü giremeyenler. Yani görüyoruz. Böyle bizi sevenler hiç isim karmaşası yaşamasın istiyoruz. Böyle cennet olsun. Kaçıncı bölüm çektiniz siz en son? Bayağı bölüm çektiniz. Hala giremememiz bir mizansen mi yoksa? O zaman dur bir girelim bakalım. Gerçekten. Dur. Gördüğün gibi hiç mizansen değil. Siz saymaya alışıksınız benim bildiğim. Hani sayarak bir şeyleri başlatmaya i̇şte çalıştığınız işler. Görsel dolayı. Sayıyoruz şu an. Hani sen dansçısın, ritim tutabilirsin. Sen müzisyenlik ritim tutabiliyor var. Mu sence? Aa hadi deneyelim. Şimdi bunu da deneyelim. Hayır hadi başla. Tamam dur bir giriş yapalım. Ay. Geri sayarken birle başlıyor. Böyle bir şey. Konuya giremeyenler podcastine hoş geldiniz. Dedim ki sen bana ayak uydurmayacaksın, ben sana ayak uydurayım. Hoş geldin Mehmet Erdem. Hoş bulduk. Kafa salladı gördün mü? Yani gidiyordu böyle gidiyordu. Facepalm'a gidiyordu. Bu podcast'in adı en çok geçip herkesin gizemle merak ettiği, ilk bölümlerde haksız yere suçladığımız insan Mehmet Erdem. Yani suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü sen de açıklamalarını yaptın. Bir önceki podcast'lerde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Kameraya bakarak söylemen çok üzdü beni. Bir önceki bölümleri dinleyerek... Tekrar bu konuya vakıf olabilirsin Zeynep. Hem baştan dinlemeleri lazım. Dinlesinler. Hiç bizim için problem değil. Eğleneceğinizi umuyoruz. Arkadaşlar podcastlerimiz bundan sonra Eylem Planı Podcast Network YouTube kanalından yayınlanacak. O kanala da abone olmayı unutmayın lütfen eğer podcastleri seviyorsanız. Değil mi? Bekliyoruz orada onları, evet, değil mi? Evet kesinlikle arkadaşlar. Konuya giremeyenler podcast'i şahane. Diğerini de izlersiniz. İnanılmaz iyi. Özellikle İstanbul trafiğinde çok dinliyorum. Doğru. Arabada yazıyor bana. Daha sağ fazla sol çekmemiz lazım o zaman. Bu süreler yeterli olmaz İstanbul trafiğinde. Haftada 3 falan. Ama neyse hiç direkt konuya girmek istiyorum. Başarabilirsek. Yok yok bu gerek yok. Yok yok çok ben başka şeyler planlıyordum ama. Bölümden de konumuz var mı? Zaten, oluyor. Peki doğaçlama en sevdiğiniz. Mesela bugünkü Esra'nın kahpelikleri. Bir şey söyleyeceğim böyle başlayamayız ama ben hakaret... Bölümün adını da böyle yapacağım izin verirse Apple Podcast falan. Şimdi ben yengem hakkında öyle konuşturmam öncelikle. Niye podcast her gün arasında yengem diyor. Yengem. Ya bir iki örnek vereyim şimdi ben haklı mıyım haksız mıyım anlaşılsın bence. Gerek yok. Ya açığa çıkarttığımız bir şeyler olabilir de bu kahpelik denmez bunlara ya. Bak bunlar küçük tatlı oyunlar. Küçük tatlı oyunlar. Şöyle ama yapalım. Ama bu oyunları bütün kadınların oynuyor olması biraz benim bütün ağrıma gidiyor aslında. Bütün erkeklerin de iyi olması diyelim o zaman. Ben gerçekten yedim. İşte sen yedin ben yemezdim mesela. Sen yemedin zaten Esra bunu biliyordur hayatım, deyince. Ama o benle sevgili değil yani. Benle sevgili olsaydı o da yerdi. Neyse şimdi şöyle yer miydin sence? Sana sevgilileri neler yedirmiştir Mehmet Erdem. Yedir, kesin yedirmiştir. Bir kısmını da biliyorum da. Kesin yedirmiştir de ben yemem ya artık o tecrübe var yani. Şöyle işte. Mehmet Erdem. Yemiş gibi görünebilirim her tarafta olsun diye. Onu daha diyecektim. Daha gelene kadar hala yemediği şeyler vardır Mehmet Erdem. Umarım. Umarım hepsini yemişimdir Esra. Ben de şey diyeyim Mehmet Erdem yemez ama karşı taraf mutlu olsun diye yemiş gibi yapar diyecektim kendi... dedi. Tamam arkadaşlar iyi bir abuntu sen de bunu söyle. Bu arada bilmiyorum Batuhan nasıl ağırlandı burada ama ben geldiğimden beri çok iyi ağırlanıyorum ama ben desteğim yok şu an. İhtiyacım var mı yani ona? Ben benim bunu... boşta sorun yok. Esra en yakın sensin. Hayır hayır hiç yok hocam. Al al. Hayır. Al kardeşim al. Benim belim hiç önemsiz. Burada konuğumuzun beli. Ama sen duymadın galiba aynen böyle. Al kardeşim böyle. O sesi duydum. O sesi duydum. Kayıt almamışsın. Neyse. İnşallah. Sana emin olalım. O kahveliklere gireriz demiştim ama yani konuğumuz olduğunu şimdi fark ettim. Bir de şimdi fark ettim. Yani karşıladıktan sonra. Fark edilmeyecek bir boyuttayım çünkü. Küçücük. Bazı bölümlerde sana iftiralar atıldı tarafından. Evet. Batu'nun olduğu bölümde. Bir kendini savunma fırsatı da tanıyalım sana dedim. Var mı söylemek istediğin bir şey? Bir gezi arkadaşı olarak arkandan söylediklerimle ilgili. Yani bence haksız olduğun nokta çok fazla. Mesela? Örnek veriyorum maddi konular. Maddi konularda bir şey dedik mi? Hesaplaşmalar. Onları açmadık yaşadık yapmış ama. Olabilirsin ama yani biliyorum bölümün tamamını izlemediğim mi ortaya çıktı şu an. Evet. Maddi kısımlara hiç girmemiştim. Girmiş de olabilirsin misin? Ben de ciddi olarak B12 eksikliği var. Yani ben izliyorum videolarını ama unutabiliyorum. Ha okey. Vitamin eksikliği var. Sen ben de orada nelerden bahsettiğini şey... bana hatırlatırsan ben de ona göre konuya daha rahat girebilirim. Villa mevzusu. Villa mevzusu bence haksızsın. Neden? Sonuçta kiraladığımız fiyatlar çok uygundu abi o zaman. Düşünürsen. Tamam ama hiç inanılmaz uygun. Ya keyif yaşama
duygusu bu. Yani ben bir şeyin tadını sonuna kadar yaşamak istiyorum düşünürsen. Ve sen de benim bugünümü biliyorsun ve tatile çıkarken biliyorum bunlara hazır dedim. Hazırlıklıydın ve bence kötü bir şey de yapmadık. Yani birkaç yüz lira fazla vererek, tamam sen havuza giremedin, hava yağmurluydu. Kabul ediyorum ama her köşesinde de. Ya doğal olaylarını da Mehmet Erdem kontrol edemez. Kesinlikle teşekkür ederim. Yani yağmuru yağmurluğunu sağlayamazdım sana. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Her odaya girdiğinde, her kat çıktığında nasıl mest olduğunu ben hatırlıyorum evin içinde. Zaten. Of abi burası ne güzel, ne kadar keyifli ortam. İşte olayları iki taraftan dinlemek. Eylem hatta, şu an büyük patladı. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bana ben çok laf etti. Ben şunu bile dedim. Batu bize gelsin, burada mangal yapalım dedim. Ev çok güzel. Yani evi değerlendireceksek. Tamam, çok da mantıklıydı ama zaman bulamadık. Ama yok, Fethiye'ye geldik, dışarı çıkalım. Zaman tabii çıkalım. Bulamadık ama. Tamam, dışarı çıkalım da tamam, ben. Tamam ama o da diyor ki evde keyif aldın ama. Ya biz o parayı verdik evde ama. Evde problem yok ama evde vakit geçirmedik. Tamam, önemli değil. Vakit geçirecek olsak tabii ki en güzelini tutalım. Diyor. Peki bir şey soracağım. Yani keyif aldığın süreler genelde çok çok uzun süreler mi oluyor bir şey yaptığın zaman? Nasıl yani? Yani keyif aldığın. Seks hayatımı mı soruyorsun? Hayır, soruyorum. Bu seks de olabilir, bu başka bir şey de olabilir. Hani çok kısa anlardan kaşınmaya başladım. Çok kısa anlardan çok keyif aldığın zamanlar da oluyor. Bu da onlardan biriydi bence. Seksi mi kastetti gene? Hayır, ben videoda geçirdiğimiz zamanı kastediyorum. Yani bana ne dedi? Evet. Böyle bir sorun olmaz bu konuyla ilgili. Hayır. Ben şöyle söyleyeyim. Villada evet çok zaman geçirmedik ama keyifliydi. Kısa zaman. Ya güzeldi yani. Eve bir şeyimiz yok ama gerek var mıydı? Tamam, haklısın. Yani şu hayatı yaşarken her şeyi de gereklilikten dolayı yaşamıyoruz. İşte böyle dediğin zaman itiraz edemiyorum ki. Anı en iyi şekilde değerlendirme hevesi bu. Madem bir şeyleri doğaçlama yaşıyoruz. Felsefik anlatıyor piç. Hayır, madem bu kadar hani zaten sürekli birlikte zaman geçirebilen insanlar değiliz artık. Eskiden bu daha iyiydi işlerimizden ötürü ama daha sık zaman geçirebiliyorduk. O tatilde bizim için özel bir zaman. Benim de isteğim şu yönde oluyor bu. Sen olmasan başkası olsa da aynı şekilde olurdu. En rahat, en keyifli şekilde yapalım. Tamam. Tamam. Daha okay. Küçük bir evde de yapabilirdik ama orası tamam. Ruhumuzu daha çok doyurdu bence. Bilmiyorum. Savunman yapıldı. Bölümün adını bence şey yap. Mehmet Erdem'e karşı nasıl göt gibi kaldım. Hayır, kalmadı. Hayır, dur. Onun da, ben eyleme katılıyorum. Onun da haklı olduğu yönler var ama. Şu an iyi sen cennete git. Başka bir şey konuşuruz. İyi lafmış. Şimdi tamam hadi bunu. Ben alakası olduğu için bilmiyorum. Dinleyicilere bıraktım. Onlar kimin haklı olduğunu yazsınlar yorumlara. Çünkü binlerce kişi dinliyor biliyorsun. Çok fazla görüş oluyor. Herkes yorumlarda belirtiyor. YouTube'da yazabilirsiniz. Evet. Peki bu senin genel bir huyun bak. Tatille ilgili değil. Podcast'te de söyledik. Mesela hep birlikte bir yere gittik bir şey yemeye. Ve şimdi özel şeyleri geçiyorum. Hadi o yöreye özel bir şey yemiş de olmuyor. Domates geliyor amına koyayım. Mesela. Tamam. Bu abarttığın kadar büyük olan bir olay değildi. Fotoğraf ve videolarımız da var. Sen Esra söyle. Orada değildi. Hayır genel. Esra orada hayır, değildi. Hayır ben genel konuşuyorum şu an. Tamam. Mesela bir sofraya oturdun. Niye tamam. Önce bana yediriyorsun? Hele ki sıradan şeyleri. Bana dediğim X yani yanındakine. Şey belki o an çok daha tatlı, çok daha güzel, çok daha keyifli bir lezzet veriyor mesela. Ben o tadından keyif aldıysam, o tadını çok sevdiysem çevremdeki insanlar da o anda o hazzı, o duyguyu yaşasın istiyorum. Tamam da ağzıma sokmana gerek yok. Ağzına soktuğun örnekleri güzel. Var mı? Var. Ağzına sok ya. Ağzına domatesi soktuğumun örneklerini gösterebilirsem yani bunun kanıtı yok sadece evet ağzına soktuğumun bir örneği bak mi hani, kesmeyeceğim ama şunun tadına baktın mı bak bu çok lezzetli bak bunu da ye falan o oluyor misafirperverlikle alakalı biz böyle yetiştirildik. Bolullar böyledir. Sen biraz başka bolu tanıyorsun. Ben Mehmet Erdem'e yükleniyormuşum gibi. Yani başka bolu tanıyorsan kesin yok, ben de tanıyorumdur. Bolu çok küçük çünkü. Birazcık beni savunur musun? Hiç savunulacak bir tarafın yok şu an. Lan neler söylüyordun bana podcast'ten önce? Konuya hala giremedik. Konumuz ne? Konuya girdik hocam. Neyse senin. Ki biri bizi durduruyor arada. Yani biri olunca böyle bir etkisi oluyor. Mehmet Erdem kendini tanıtmadı bu arada. Mehmet Erdem merhaba hoş geldin. Podcast'ın ortasında. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sen kimsin? Mehmet Erdem kim? Mehmet Erdem. Aslında müzik tutkusu çok yüksek olan ama yıllarca özel sektörün getirdiği çalışma koşullarından müzik tutkusunu yitiren, hani müzik için zamanında her şeyini feda edebilecekken artık zerre içinde bu hissiyat kalmayan, günümüzde anını yaşamaya çalışıp hayatını geçiren birisi. Çok derinden girdi ama ne yapacağız şimdi?
Tam kendini tanıttın yani, ne Ben yapabilirsin bundan? depresyona girdim. Mesela ben Esra Endur dediğimde devam etmiyor musun hayatına? Öyle bir şey gibi düşün. Mehmet Erdem Dur ama gibi son durdu. çok kilit şey. Hayatı dedin, ne dedin? Hatırlamıyorum ya. Bir Anı gibi. eksikliği var bende. Gerçekmiş lan. An be an Yani güzel eksik değil, yaşama. yok diyebilir miyiz? Çünkü bir saniye önce konuştum bunu. Sonuçlar öyle çıkıyor genelde ama şey, vitamin alıyorum yani, doktor Ha sağ tabii, olsun iyi dese. Bu vitamin hayatta önemli kalmış diyorsun. halin yani. Bu Evet. çaba sarf etmiş halin. Kesinlikle. Ne dedi, sen hatırlıyor musun? Hayır. Götüm sen de hiç o zaman hiç. Ama ben de hatırlamıyorum. Sohbete odaklanmadığınızı da burada Ya yok, görebiliyorum bence ama. güzel bir Bir şey şey söyleyeceğim. söyledim Ben bir o ara ama sırada gitti. içimden romantik ses çıkartıp böyle yapıyordum. Hani şey. O romantik bir Ama romantik müzik ses değil biz ama. duymuyoruz böyle. Ne yapıyordun içinden? Kameraya YouTube'dan Ay. izleyebilirim. Böyle yapıyordun. Böyle kafamı sallıyordum. Hiç Acı öyle değil, değil çekiyormuş mi? gibi. Duygusalmış gibi. Tabii ben burada bir role Ya girdim. bak, kurguda sen müzikleri aynen, eklersin. ben koyacağım onu. Deminki konuya Yani bunu da düşünemiyor yalnız. Buyur konuş ekleyeceğiz Sultan. herhalde. Sakin ol. Arkadaşlar. Ha, Mehmet Erdem bir de etrafında gerginlik kaldıramıyor görebilmen için az önce şahit oldunuz. Deminki konuya da bağlayayım mesela. Birbirine bu kadar bağlı insanların gergin olmasını Gergin değil istemiyorum. hiç ki oğlum. Bilmiyorum Sana ya. gerginmişiz gibi geliyor. An be an hayatı yaşamak dedin, o keyifli yaşamak dedin. Bu tatilde beni delirtti. Şu anlamda delirtti. Podcast'ta anlattım da şimdi sen unutmuşsundur B12'den. Hatırlıyorum, Ha, hatırlıyorum. mesela işte bir yerden bir yere gideceğiz. Abi diyorum hadi gideceğimiz yeri burada kafede otururken ayırtalım. Yo, yolda kalmamıza 5 dakika kala tutarız yani. Geldiği yeri söylüyorum, öyle demedim de. Mübalağa yapmayı çok seviyorsun. Asla Hani senin yanında açıklamasını öyle. yazarsın videoda alta mübalağanın. Hani abartmayı seviyorsun Esra ve mübalağa ne demek? bana mı soruyorsun ciddi ciddi bunu? Yok, sohbete Hayır, dahil ol diye soruyorum. açıklamanı. Hayır, ben şu an dinliyorum Hayır seni. şey, Ama bir şey abartmayı söyleyeceğim. seviyorsun. Şaka Keyifli de evet. abartmadan yapılmaz bu arada. Kesinlikle ya. Güzel, keyifli ama hani o kadar da değil. Tamam, plan yapmıyor oluşum kafamda bir planın olmadığı anlamına Bunu ben ne gelmiyor. paylaş o zaman? Ben niye stres yaşıyorum? O Tam kendini güvende atlattım geri. hissetmiyor Ya galiba. evet, Sen de güvenliyiz. Bu abartıyorsun. çok önemli bir şey bu arada. Bazı insanlarda bu çok var çevremde de. Hani ben hep yaparız, hallederiz, rahat ol kafasında hareket Çok bir şey ederken. istemedim yani, gideceğimiz yeri tutalım dedim. Ha, şu konuda sana hak veriyorum. Sezon bitmişti Ondan artık. önce hem sezonun bitmesi çok büyük bir etken, hem daha önceki tatillerimde ben sezon ortasında bile hiçbir sıkıntı yaşamadan bunu başarabilmişim. Ya işte bir de şöyle bir Hani ve fark bunun var. güveni var. Ben güveniyorum ki hani seni açıkta İşte onu diyecektim. koymayacağım. Sen Bir çatı mesela olacak yapmak başımda. zorunda kalmayacağız. Hayır, mesela 10-15 yıldır adam bu rotaları yapıyor. Tamam mı? Ben hayatımda ilk defa yapıyorum. Şimdi dolayısıyla şimdi sen söyleyince düşünüyorum. Onun da tabii adam biliyor yani. Elin Ya en onun kötü bir rahatlığı telefonu da var. edecek. E Yoksa tabii. hiç bilmediğim bir yere giderken, yok plansız Mesela bir hareket Berlin'e edeyim, giderken öyle miydin? kesinlikle değildi. Daha Onda tabii yapılıydı. ki ev arkadaşım Mustafa'nın da etkisi vardı. Yani birlikte planladık. Mustafa'nın da delirdiği anlar oldu. Ya ben yaparız ederiz derken, o Ne bak bir mesela ay orada ne yaptın hani o mesela? bir yani en sonunda o da artık saldı bir noktadan sonra. Gene Sonrasında Mustafa saldı zaten ama tamam. Mehmet Erdem hiçbir şey salmıyor. Hani gitmeden önce ayarlamıştık ama Ha, en azından kalacağımız yerleri nerede falan. kalacağımız Onun belliydi. şeyde haklı Belliydi. yani, Belliydi. sürekli gittiğin bir yere yaparken ne yani, maksimum en kötü nerede kalabileceğini de biliyor yani. Şimdi Kesinlikle. Berlin'de nereden bilsin gitmediği bir yerde? Ya işte bak, benim nerede kalacağım belli olsun. Arasını istediğimiz gibi dolduralım. Hiç onun stresini yaşamam. Neden mesela? Peki Esra, Gece ben mesela rahat uyumayı seviyorum. kabul ederim. Planlı yaşama duygusuna sana sorayım bunu. Planlı yaşamak güzel bir şey, evet. Hayatını planlamak, gününü planlamak, ayını planlamak veya yaz tatilini şimdiden planlayan insanlar da var. Manyak Hani var millet. Yazı daha ya, kaçacak. yapabilen insanlar var, saygı da duyuyorum. Bunu yapabilmek isterdim ama Ha, dünyanın en takıntılı insansın. Bunu da garip diğer olma. türlüsü, yani spontane bir şeylerin gelişmesi çok, evet, gençlik filmi tadında gelebilir kulağa ama Ben de yani şöyle düşünüyorum bununla kesinlikle bana ilgili. çok daha rahat hissettiriyor. Yani sen de ben yani senin de planın var, hem işinden hem yaşantından. Sonuçta sen de videolar çekiyorsun, bir YouTube kanalın var, TikTok fenomenisin falan gibi Değilim olaylarımız de. var ama Olmak hani İnşallah falan. inşallah hani duyurulur, takip edin bence. Şey, yani TikTok niye bu Esra kadar reklam yaptım şu an bilmiyorum ama Önür 2 Konuya girelim. konuya giremiyorum. Etkisi var. Gelen o etkiye kapılıyor. Hani sen planlı yaşama konusunda en özette bu kadar saçma konuştuktan sonra yani ne Ya düşünüyorsun? ben Spontane planlı anların yaşam... değeri mi, planlı yaşamak mı? Ama şimdi öyle sorulmaz. Öyle dersen Yok. ben de spontan anların değeri Hayır derim. hayır. Şöyle, ben mesela planlı olmayı da çok sevmem. Ama spontan da olamam. Yani spontan ama kontrollü
Ve benim kontrolümde olması lazım. Birazcık plana giriyor. Yani evet kalacağım yeri biraz öyle. Tutmayabilirim. Ama zaten atıyorum önümde 3 seçenek vardır. Hangisini seçeceğime karar vereceğimdir. Hmm. Seninki birazcık öyle. Ama o orada o seçenekleri bilmediği için gerginlik yaşıyor. Belki. Yok, şu an konuşunca evet. Mesela öyle düşündüm. Yani geri bildirimini aldım Eylem kardeşim. Tatilden 3 yıl sonra kardeşim. O da artık. Belki yeni tatillerimiz artık. Bir dahaki tatillerde bende hocam. Kalacağın yeri söyleyeceğim, gerisini yaparız. Ben çok mutlu olurum açıkçası. Rotayı bile sen çiz. Yani. Her türlü ben de. Bir de ben sana organize tatile. Ya yok mesela nereye gittik biz? Sığacık mıydı? Sığacık. Sığacık'a gittik işte dalış yapacağız diye gittik. Sonra iptal oldu. Nerede kalacağımız belliydi bak. Hiçbir şey planlamadık. Ne yapalım bugün? Şuna mı gidelim? Buna, burada deniz varmış. Hadi ona gidelim. Yolu bile bilmiyoruz. Google ay neyse hatırlatmayayım mesela. Sığacık'a gitme sebebiniz neydi? Dalış. Dalış. Zaten bir sebeple gidiyorsun. Dalmaya gidiyorsun. Ama gittiğimiz gibi iptal oldu. Tamam ama zaten dalış için gittiğin zaman belki o programın şeyi kalacağınız yerler zaten belliydi ya da siz ayarladınız. Biz tatile çıktığımızda bizim net şey yok, şunu tabii. Bunu yapacağız diye bir planımız yok. Eğlenmeye çıktık. Evet rotalarımızda yapacağımız etkinlikler vardı ama tamamen yani, boşluk. Yok tamamen diyorum yani. İşte mesela şimdi konuşunca algıladım ben de yani oraları bilmemem ya da senin oradaki rahatlığını bilmemem. Ya demek ki. Anladın mı? Bazen de güvenmek gerekiyor. Sana koşulsuz güven demem ama hani. Bir saniye Mehmet Erdem. Yok ben şu an bilmeyenler için içimden acıklı müzik çalıyorum. Salak. YouTube'dan izleyin. Kesinlikle bu bölümü YouTube'dan izleyin. Ben sabahtan beri kameraya oynuyorum siz konuşurken. Vallahi 3 yıldır aramızdaki bir sürtüşmeyi çözdük ya. Hiç beklemiyorum. Çok da basitmiş. Yani bu podcast'ta bunun çözüleceğini hiç beklemiyorum. Evet, evet arkadaşlar psikolojik bilimleri bulduğumuz, arkadaşları barıştırdığımız podcast'imize hoş geldiniz. Ha şimdi mi açıyoruz? 17 dakika oldu. Hayır balım. Yeni bir spin-off podcast çıktı buradan. Adı, arkadaşları barıştık. Bu. Bir tane konumuz daha vardı. Bölümlerde bahsedeceğiz dediğimiz. Sen de yorum yap bize. Ben sürekli Esra'ya bakmak istiyorum. Sürekli sana bakıyorum ama yani söyle. Yani sen bu arada ben de aramızda kaldım. Esra'ya bakarım. Podcast'te de çok söyledik diye söyleyeceğim. Biz çok işte beni date'e çıkar deyip duruyordu Esra. Ben de onu date'e çıkardım. Nasıl geçti? Çok iyiydi. İnanılmaz iyiydi. Nereye gittik tahmin et. Bilebilirsin. Bak sana sorduğumuza göre biliyorsun. İlk seninle gittiğim bir yer. Senin benle gittiğin evet. Yer mi? Eylem var mıydı? Yoktu. B12 eksikliği, Kadıköy'de. Geç bir saatte. Birkaç kokteyl sonrası. Aa tamam. Nereye gittik? Adı ne? Bodrumacı'nın yanından iniyoruz. Sağ tarafta kalan mı? Yok. Hayır. Yok yok. Arabayla gittik oraya. Çok daha büyük bir tarihi bir binanın yakınında. Hatırladım. Kadıköy'de. Süreyya Operası'nın orada. Adını da söyle. Şimdi reklam yapmayalım ya. Adana Dürümcü'ye gittik işte. Adı neydi abi? 01 Adana Sokak Lezzetleri. Hatırlıyormuş. Sadece bunu istiyorum. Adana yemeğe gittik. Sen de gün ama. Sadece Adana değil. Kazbaşı işte. Kazbaşı var mıydı? Kazbaşını genelde? Da şey yapmışlar. Nusret style yapmışlar. Böyle tava getiriyor içine tereyağı atıp böyle eritiyor gerçekten falan. Gerçekten. Evet evet. Ben bayağı da gitmeliyiz. Çünkü evimin orada bir kaburgacı bulduğum için. Afiyet olsun kardeşim. Biraz yedik. Bir de oradayken protesto çıktı. Bence çok güzel bir date. Yani, evet, yani verimli. Mesela şey diyor mesela Elim'in doğum günüydü bu arada. Doğum günümde Esra'yı evet. Date'e çıkar. Hayır. Öyleydi. Evet. Yani, bence samimi, keyifli, güzel bir fikir. Senin de sevdiğin bir şey. Date'e biz lezanya yemeye gittik. Sonra ben seni doğum gününde seni romantik gittiniz. Bir yemeğe götüreyim deyip Adana'ya götürdüm. Fazla evet. Gittik. Doğum muydu diyecektim. O lazanyada bir şey söyleyeceğim. Efsanedir. Ben sıcak yemeği çok sevmem. Yani dilimi yakmasın. Yiyoruz lazanyayı. Şimdi tabii güveçte getiriyor. Soğumuyor da anasını satayım. Ağzımın bütün içi yanıyor. Saatlerdir açık ama, çocuklar gibi nasıl yiyoruz biliyor musun? Bir yarım saat 40 dakikada çıktı. O kadar güzel ki böyle ağzım yava yava yiyorum böyle. 3 gün ağzım kendine şöyle geldi. Bir anısı var. O yanma olayını zaten yaşadım ama diyetisyen bir arkadaşım var. O gün bütün gün bir hanım arkadaşım geçirmiş. Evet bir hanım arkadaşımız. Hiç önemi yok bu detay. Birlikte vakit geçirmiş. Çok güzel diyet falan konuşmuşuz. Artık gerçekten benden bıkmış durumda. Sadece diyet mi konuşuyor? Beni zayıflatmaya da çalışıyor sağ olsun. Ne? Akşam da seni bir yere götüreceğim deyip Paulus'a gittik.
Yani bütün ama kilo verdirmeye çalışıyor. Evet. Damağımı yakmıştım. O kadar sıcaktı ki. Ama şey ama bekleyemiyorsun. Damağımın yanmasını umursamamıştım hani. Bizim evet. De öyle oldu. Soğumuyor çünkü. Yani date'e gittik, lazanyaya aşık olup geri geldik gibi oldu biraz. Çok güzel. Doğru, date'imiz oydu. Aa, şundan dolayı karıştırdım. Ben seni Adana'ya date'e götüreyim mi? Date sayılır mı? Ben dedim. Nasıl heyecanlandım. Dedim ki nereye götüreceksin zaten beni date'in? Bu kadar güzel bir yemek var. Bence varken. Çok güzel fikir ya. Seviyorum işte manitle böyle. Sonra ben de date'e oraya çıkamadık. Çünkü bir iki gün önce arkadaşlarıyla gitti oraya bensiz. Hmm. Arkadaşlarımla gitmedim. Batu'yla gittim. Yok, kimle gittim? Enes de vardı. Ya yani size... arkadaşlar... Tamam. Benim bildiğim ilişkilerinizde özgür alanlarınız, özgür zamanlarınız. O işte kıskanıyor. Hayır ama bensiz ama Adana'ya gidemez. Kodunun 0-1 olayı. Evet. Konu. Bensiz oraya gidemez. Hayır, konu şu bir de. Ama şöyle de kıvırabilir. Her ne kadar kötü olacak olsa da, soyacak olsa da, ben buraya gittim ama sana da paket yaptırdım. Gelmedi öyle bir şey. Ama eve dönmüyordum. Eve dönecek oldu. Gene aklıma gelmezdi. O ayrı. Eve mi dönmüyordu? Yok, eve döndü de. İlk duraktı o. İlk durak orasıydı. Sonrasında bir şeyler yaptılar ama... Şunu da söylemek istiyorum. O gün de gitmiş soğan yemiş. Ama nasıl biliyor musun? Soğanla... Hayır, dürüm soğansız demeyi unutmuşum. Kapa çenene soğanla yüzünü yıkamış gibi düşün yani. Dedim ki Allah'ım. Ağzımı yıkadım, kendisi. Ağzımı çalkaladım, dişlerimi fırçaladım. Ağzını değiştirmen lazım. Ama sadece yani soğansız demeyi unuttum, bir dürüm yedim ki soğanları da çıkardım içinden yakalayabildim. İşte bunun tek bir çözümü vardı. Eve gelirken sana da soğanla bir dürüm yaptırsaydı olay tamamdı. Gelmiyor benim aklıma böyle şeyler. Ama bir gün yemek... Benim geliyor da bir işe yaramıyor. Bak bir gün gelmiş eve. Ben ondan yarım saat Mustafa sonra geleceğim. Mustafa'ya işte önce. Yarım saat sonra geleceğim. Kendine yemek söylemiş. Ben yoldayken geldi. Evet, şey diyor. Ben yemek söylemiştim. Şimdi geldi. Sen de bir şey yiyeceksen söyle. Hayır, söyleyeyim sana. Ama da yok. Sen bütün sen bunlara söyle. Rağmen bu çocuğu kabul etmedin mi ya? İşte bu çocuğun böyle olduğu belliydi ya. Bütün bunlara cevap rağmen sen bu çocuğu kabul ettin. Bugün onun kartından telefon aldım, o yüzden hiç. Bu bilgiye gerek yoktu. Bankalar sana güvenip artık şey yapıyor herhalde. Limit hocam atıyor. Biz tabii ki yani güvenilir bir kredi kartıyız. Yani şey bazı şey. Bu akşam kurduğun cümle güvenilir bir kredi kartıyız. Hani, nakit çekebilir miyim biraz? Ben seni sıkı süreceğim. Çekersin akşam. Ben seni süreceğim. Sorduk, gayet de Kıbrıs'ta kabul gören bir lafmış. Ben bir de benim yani şerefsizim Kıbrıs'ta bir de şu. Kıbrıs'ta kabul görmesi bunun bizim yanlış anlayacağımız. Dinleyiciler muhabbet anlıyor. Kıbrıslıyla birlikte sing sus. Bunu da anlatalım. De tatil planı yapıyoruz. İşte Eylem dedi ki Kıbrıs'a gelirsen ben seni süreceğim dedi Mehmet Erdem'e. Arabayla gezdireceğim demek Kıbrıs'ta. Ben de şey yaptım hani ben seni süreceğim derken. Sese gerek, ek sese gerek yaptım. Ya o hareket şu da olabilirdi ama. Ya. Yani arkadaşlar sordum Kıbrıslılara gayet de kullandığınız bir kalıp. Bir Kıbrıslıya sordun, lar değil. Ablanın da yaşayan. Ya. Belki ailecek yanlış yani. Biliyorsunuz. Bak Kıbrıslılara kadar yaşadınız amına koyayım. Şimdi bana yaptıkları artistliğe bak. Kıbrıslıyım lan ben. Pişlere bak. Tamam. Sen mesela, Kıbrıs'ta ne kadar yaşadın? Mesela bir araba geldi. Sürtüp geçti. Araba ne yapmış oldu seni? Kaza yapmış oldu. Bana sen ne yapmış oldu? Benim sana arabama çarpmış oldu. Kıbrıs'ta işte seni basıyor. Araba sevdim bastı kendilerden. Sevdim. Anladın mı? Şimdi yani sürerler o çiçeği. Sürerlermiş. Çiçeği de oynadı. Hareketi de oynadı. YouTube'dan izlemeyin arkadaşlar. Artı 18 içerik. Şunu söyleyecektim, söyleyemedim. Eski konuya dönüyorum. Hı. Ben bir de o yerlere gitmekle kalmıyorum. Bunu her bokun fotoğrafını atıyorum. Bak diyorum kazbaşı yiyorum, bak diyorum dürüm yiyorum. Geçen işte o medyacı. Bak diyor, bak bunları da çıkarıyorum. Sizce bu saflık mı? Yoksa hani çok mu seviyor olmak yani? Ben çok paylaşım her olarak atıyorum. Ama sonra yoksa, onu sinirlendiğini görüyorum. Çok safça bir şey, ama seni bir döverim. Sinirleneceğini bilmiyor musun? Şiddet. Var şiddet. Delil var elimde. Sen gerçekten karaktersizsin şu an. Ne yaptın be? Böyle yapıyor bana. Bak ben ne yiyorum. Evet aşkım işte seninle paylaşayım o kadar, bunu. O kadar iyi ki yapar. Yani. Ya sen yalancı bir çobar. Turşu fotoğrafı attım. Diyorum ki. Bak ben turşu... Turşu can çekecek bir şey yani bu. Ve o hayatımda yediğim en iyi turşu. Ya mesela düşünmeden bana da bazı fotoğraflar atıyorsun ve hani... Sana her şey yapmış olabilirim şimdi bilemedim neyi kastettiğini. Düşünmeden bana da bazı fotoğraflar atıyorsun ve hani o ortamı benim de canım çekiyor olabilir. Bak sana yemek atıyorum Mehmet Erdem'e arkadaş ortamı atıyorum. Çünkü onu kıskanıyor biliyorum. Güzel Mehmet Erdem bizi tanıştırdı ama bizim de yakın olduğumuz Tayfun var. Mesela onunla buluşayım. Mehmet Erdem'e atayım hemen kıskanıyor şerefsiz. Arkadaşlar benim için değerli. Kıskanma değil yani. Birlikte vakit orada geçirmek olmak varken isteme. İnsan bir haber verir ya da benim çalıştığım zaman. Dünkü mesajlarımı mı açayım şimdi? Yani. Şimdi dünkü mesajlarımı mı açayım? Ama sen o konuda bu adamı şey yaptın. Bu adamın ne söylese hakkı var.
Ama ona... Yok işte sana mı kaldım, buna giderim. Yok zaten zamanında sana gerek yok. Zamanında o lafları etti de sindirdim, içime attım Esma. İçime kabullendim. Çek, elini çek. Sindirdim. Yani... Neyi sindirdin? Dost çünkü, arkadaş. Geri geldi kardeş. Yani, evet. Neyi sindirdin anlamadım yani. Esma'nın lafları sindirdim. Eylem. Nispet yaptın ya. Onun arabası nispet... zaten daha pahalı. Onun ki arabasında oturayım falan. Bu şerefse mesela bir şey alıyorsun, atıyorsun böyle kıskansın diye. Kardeşim sağlıklı günlerde güle güle kullan. Nice şeyler yap diyor. Ağzına sıçayım diyorum. Hiç istediğim tepki bu değildi. Ama şey ya, yanında birinin elini görüyor. O kim? Ben niye orada yokum? O kadar da değil yine de. Emin miyiz? Mübalağa. Alışık olduğumuz evet. Gibi. Sen de öylesin. Nasılım? Sen de Mehmet Erdem'in yakını biri yanında olunca kuduruyorsun biraz. Ortak arkadaşım. Eskidendi o. Kuduruyorum. Eskidendi. Artık çok yok da. Ya kim olduğuna bağlı. Çünkü artık görüşemiyoruz şey biliyor musun? Mustafa ile Tayfun'u kıskanamaz. Onlar senin hayatın önceden vardı. Ama onun dışında X bir kişiyle sen bir tık daha yakın ol, bu kuduruyor. Olabilir. Yani yaşandı hatırlıyorum da kimle yaşandığını hatırlamıyorum. Ben bunu daha çok paylaşayım o zaman. Yani eğer işe yarıyorsa. Hani mesela tepsiye gidip bunu çağırmıyorsun ya, kuduruyor. Onları biliyor, orada yazıyorum. Ama şey yani küfür bu aslında ederim. Bunu yaptığının bir örneği. Mesela geçen çok güzel viski tadımları yaptık Tayfun'la ama... Kardeşim sağlığınıza yarasın. Amına koduklarım. Ya güzel böyle çekişmeli bir ilişkimiz var Eylem'le ya. Ama o seni daha çok kıskandırmaya çalışıyor. Hoşuma gidiyor çünkü çok güzel kıskanıyor. Çok tatlı kıskanma. Güzel kıskanma. Kıskanma. Podcast'ten sonra Mehmet Erdem'le Eylem yeni bir ilişkiye devam edecek. Ben de böyle duracağım. Ya yok, çok içten kıskanıyor. Yani böyle şey. Oo canım o. Hissediyorsun ya böyle şey. Gerçekten orada olmak istiyor. O acı çekiyor ya. Hoşuma gidiyor. Sizin birbirinizi kıskanma olaylarınız nasıl? Bu konuşuldu belki daha önce ama. En son ne zaman kıskandın Eylem'i? Bana bir şey söylemedin mi? Kıskandım ben seni hiç. Sormadım hiç ya. Ama o benim vahşi cazibeme hep kıskanıyor. O bana kıyafet giydirmiyor. Birinden kıskanmıyorum ben Eylem'i. Eylem'in varlığını kıskanıyorum. Hmm. O deri. Ya mesela bugün beyaz tişört giydim, video çekeceğiz. Beyaz tişörtte çok ince görünüyorsun, giymeyeceksin falan diyor. Ama mesela birinin onu baktığını gördüğümde falan bir şey hissetmiyorum. Çünkü diğer insanlar, I'm sorry kanka, hiçbiriniz yoksunuz Eylem için. O sebepten ötürü sadece bana çok yakışıklı geldiğinde sadece ben görmek istiyorum onu. Mop getiriyoruz içeriden. Anladım. Annem babam dinliyor bu podcast'ı. Emin miyiz? Niye o kadar az o zaman dinleyici sayımız? Annem babam kaç kişi ama iki kişi zaten. Annem baban dinleyince otomatik olarak akrabalarını da dinleyeceğini düşünüyor çünkü. Mutlu. Mesela Karadenizli. Hani annen mesela paylaşım yapıyor. Karadenizli olmaz. Kızının podcast'ı, yeni podcast'ı yayınlandı. Karadenizler dinlemez, sadece konuşur. Dinleme özellikleri yok. Bence onlarla da bir podcast çekebilirsin. Kaç kişiyle? Hey, trabzanlar hiç böyle susmuyor. Gerek yok abi. Hepsinin çenesi düşük. Mikrofonlar dayanmaz onlara yani. Aynen. Var mı bahsetmek istediğimiz başka konu? Yok, bence Part 2 istiyorlarsa bahsetmek istediğimiz konular olur. Çünkü bizde konudan bol bir şey yok. Mehmet Erdem'le ilgili merak ettiklerinizi. Mesela nasıl tanıştık, neler yaptık, onları hiç konuşmadık. Bir geçen tatili konuştuk. Başka sorular da varsa onları da alabiliriz. Yani çok uzun oldu. Kimse dinlemez. Bölümlerimiz 30 dakika hep zaten. O kadar mı? Bu biraz kısalır işte 25'e. Ben o kadar dinlemiyorum. B12, B12. Boşver, B12'dir. O zaman bir herkes neler izledik müzik dansı yapsın. Banshees of Inisherin'i sonunda izledim. 2022'de izlemeyip en merak ettiğim filmlerden biriydi. Çok iyi bir film. Üçüncü perdede birazcık artık yavaşlıyor ama onun dışı izledin mi sen? Hayır. Onun dışında her şeyi çok güzel bir film. Yani o üçlü yönetmen ve başrol ikilinin başka bir filmi de var eskiden, In Bruges var. Ben onu daha çok sevdiğimi hatırlıyorum ama çok zaman oldu izleyeli. Bayıldım. Başroldeki de şeydi. Ne bizimkinin adı ya? Colin Farrell. Bence hayatının en iyi performanslarından. Müthiş oynamış. Çok güzel film. Bayıldım. Bunu söylemek istedim. Başka ne izledin? Yu'yu bitirdik. Güzel bir sezondu. Yani Yu'yu seven için yeter güzeldi. Yeter artık ama bu adam artık kurtulmadı. Son sezonuyla bitiyormuş zaten. Artık bir sezon daha gelip bitecekmiş. Ben daha izlememiştim bana da yine. Güzel. Kurtulduğunu duyunca. Ben de John Wick'le ilgili bir spoiler vereyim istiyorsanız. Ben meslekte. Ver versin. Ben hak etmedim. Spoiler. Ben hak etmedim. John Wick nasıldı? Bugün izledin. Güzel, aksiyon dolu. Yine kaç adamı öldürdüğünü sayamadığım, saymaya uğraştım. Denedin ama. Denedim. Bir noktada kaybettim. Uzun bir film. Yani gidecek olanlar... Kaçtı?
170 dakika ama reklam ve aralarla 3 saat yani 3 olmaz. saat 10 dakikayı buluyor. 3 saat 15 dakikayı. Fena değil, güzel. İzleyin. Dörtlüde nereye koyuyorsun? Dörtlü de X-ray'e koymam kesinlikle. Kaça koyarsın? Dört falan. Yani üçüncü film bence benim. Üç. Favorin. Yani ters bir sıralamam olabilir benim. 3, 1, 2, 4 mü nasıl? Üç. Üç, iki, bir, dört olabilir. Benim Bayağı sıralamam. karışıkmış. Ya bir de senaryo çok kopuk değildi. Çok yorum aldım ben arkadaşlarımdan senaryonun kopukluğu ile ilgili ama o kadar kopuk bulmadım. Evet, konudan konuya bir şekilde filmi de kısaltmak için bence yaptıkları bir şeyler de vardı. Daha Çünkü ne kadar önce kısaltacağım? uzun, yani aksiyon sahneleri o kadar uzun ve bol olduğu için He. film aslında uzun olması çok normal. Okey. Yani izleyin. Güzel. İzleyelim. Seviyoruz biz John Wick. Şaşırabilirsiniz Shrinking'i biliyor sonunda. musun? Hayır. Ted Lasso? İzliyorum. Yeni sezonu geldi ama izleyemedim. Yani Apple Yok, daha TV'yi gel. senden aldık, biz izliyoruz ya. Evet, öyle bir durum da var. İşte benim yine hep başkalarına faydam oluyor. Fayda getiren bir Shrinking'i arkadaş ama. bitirdik. Nasıldı? Bence çok çok güzel. Yani çok keyifli. Hiç yormuyor. Çok da düşünmek zorunda değilsin. Tamamen bir rahatlama. Ben chill out yaparken izleyebilirim yani. Chill out. Güzel. Chill out dur. Güzeldi. Ted Lasso yeni sezona geldi. İki bölüm çıktı. Başladık. Birazcık skeçe kaçmaya başlamışlar. Böyle abartılı şeyler var. Gene Ama o ben bütün karakterleri çok seviyorum. Net hariç. onun için Orospu çocuğu. onun için çok eğleniyoruz. Gene Katılıyorum. spoiler veriyorsun aslında. Hayır. Sezonun sonunda zaten Bir önceki belliydi her sezon. şey. Tamam canım. Son sezonu izlemedim. Yeni Tamam da hatırlıyorum. yeni Bir önceki başlayacaksa sezonun biri sonu. bizden duyup şu an spoiler yiyor. Bana ne, o kadarcık değsinler. Bu kadar cahil olmayın. İzleseydiniz bu saate kadar. Dün şeye de denk Belki merak geldin edip izleyecekler. YouTube'da. Esra'nın bu kadar küfrettiği kim diye. Doğru. Reklamın iyisi kötüsü, spoilerın iyisi kötüsü olmaz. Bu bir televizyon reklamından çıkan bir karakter. YouTube'da onu önerdi bana. Geçen o reklamı da izledim. Aslında Ted Lasso böyle bir Amerika'ya yayına girecek futbol maçları da onu tanıtmak için bir reklam çekiyorlar. Oradan çıkan bir karakter. O da komikti. Bayağı oradaki bir sürü espriyi de alıp koymuşlar diziye zaten farklı bölümlere. Onu da beğendik. Başka bir şeye başladık mı bu ara? Queer Eye'a başladın sen. Kuyra'ya Benim başladım. aşık olduğum. Sen izliyor musun Queer Eye? Kuyra'daki bütün içerikleri yapacağım. Yemin ediyorum harika bir... Ya çok güzel ya. Ben var ya, Sen reality izledin mi? şovlar benim her şeyim, canım ciğerim. Queer Eye çok reality show'dan Bu başka bir şey. biraz daha şey, hayata zenginleştirmeye yönelik hareketler. Evet, ben Keşke onların gelip benim de gardırobumu yapsalar baştan şimdi. oradaki öğütlere böyle uyup kendi hayatımda da yaptığım bazı şeyler var. Gerçekten çok tatlılar. Bunların hepsini kafamdaki listeye ekliyorum. Yani O listeye kayıttan sonra hemen takip edeceğim. Unutabilirim çünkü şey. hiç azalıyor mu? Ya eve gidip dizi izlesem çok güzel olacak ama İşte şey gidiyoruz. diyor, evde işte dursan evet evde dursam biraz daha olacak. fazla evde Bir hani dursam küçük bir çok daha güzel pandemi olurdu. falan belki. Ya bu buna inşallah denmez tabii de. Ya evden çalışma seçeneklerini düşünebiliriz. O zaman teşekkür ediyoruz Mehmet Erdem'e. Rica Hoş geldin. ederim. Ben Tekrar teşekkür gelmek. ederim beni Yine konuk ettiğiniz gelsin için. mi? Gelsin bence. Yine gelsin diyenler yorumlara baş parmak bıraksın. Başka konularda Panda da konuşuruz. koyabilirsiniz, panda da. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkes kameralara bay bay yapsın. Bye. Hoşça kalın.